Galatasaray yeni Salah'ı istiyor. Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, altyapısını güçlendirmek için çalışmalara başladı. Kadrosuna Mauro Icardi, Juan Mata ve Mertens gibi yıldız isimleri katan Cimbom, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Geleceğin takımını kurmak için kolları sıvayan Galatasaraylı idareciler, Gençler Birliği'ne U15 takımında forma giyen Can Bartu Çığır, Mahmut Ceyhun Alyurt ve Yiğit Evin'i transfer etmek için teklif yaptı. Başkent ekibi Sarı Kırmızılı yetkililerin ilk teklifini kabul etmedi. Üç Türk yetenekle temasları sıklaştıran Aslan'ın bir diğer hedefi ise Wonderkid. İngiliz devi Manchester City'nin Fluminense'den 10 milyon euroya transfer edip Portekiz ekibi Paços Ferreira'ya kiraladığı Kaique için sezon başında da temaslarda bulunan Galatasaray, sezon sonunda genç yıldızı bonservisiyle birlikte kadrosuna katmak istiyor. Brezilyalı otoriteler tarafından stili Salah ve Neymar gibi yıldız isimlere benzetilen 19 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro. Raket gibi sol ayağı ve üst düzey top tekniğiyle ön plana çıkan Kaique ile sezon sonu için prensip anlaşmasına varan Aslan, İngiliz devini de ikna ederse genç oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalanacak. Manchester City'nin oyuncusunu satmaya yanaşmaması halinde ise kiralık formülü devreye sokulacak. Galatasaray'dan kaleye Bento hamlesi. Galatasaray kalesinde Fernando Muslera sonrası ne olacak konusu belirsizliğini korurken Uruguaylı filebekçisinden sürpriz bir teklif geldi. Sarı kırmızılı takımla özdeşleşen Uruguaylı eldiven Muslera, Galatasaray'a veliahtı olarak Brezilya'nın Atletico Paranaense takımında forma giyen 1999 doğumlu Bento'yu önerdi. 23 yaşındaki kaleciyi Brezilya milli takımının gelecekteki kalecisi olarak gördüğünü sarı kırmızılı idarecilere bildiren Muslera, Bento'nun Galatasaray'ın aradığı tüm özelliklere sahip olduğunu söyleyerek 1.90'lık genç eldivenin kendisinden sonra iyi bir seçenek olacağını belirtti. Galatasaray'ın da Muslera'nın önerisi üzerine Bento'yu takibi aldığı ifade edildi. 2024'te Galatasaray'la sözleşmesi bittiğinde 38 yaşında olacak olan Muslera, Galatasaray'la 5 Türkiye Ligi, 4 Türkiye Kupası ve 5 de Türkiye Süper Kupası kazandı. Atletico Paranaense altyapısından yetişen Bento'nun kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve şu anki transfer market değeri ise 6 milyon euro civarında. Galatasaray'dan Juan Jesus hamlesi. Galatasaray'da transfer harekatı devam ediyor. Sezon başında yıldız isimleri bir bir İstanbul'a getiren Galatasaray yönetiminin gündeminde şimdi de Napoli'den flash bir isim var. Okan Buruk'un yabancı stoper isteği üzerine çalışmalarını sürdüren Galatasaray, adaylar arasında yer alan Juan Jesus'a ilgisini arttırdı. Napoli'den sezon sonunda ayrılmaya hazırlanan 31 yaşındaki futbolcu için yapılan ön görüşmeler olumlu geçti. Serie A'da fırtına gibi esen Napoli, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Juan Jesus'u Ocak ayında uygun bir rakama satmaya hazırlanıyor. Okan Buruk'un çok istediği tecrübeli stoper için Napoli ile masaya oturan Cimbom, takımında fazla forma şansı bulamayan Jesus'u ikna ederse 31 yaşındaki oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak. Juan Jesus bu sezon Napoli formasıyla 7 karşılaşmada görev alıp bir de gol attı. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan Jesus, Brezilya milli takımı formasıyla da 4 kez boy gösterdi. Galatasaray'dan Omar Campos bombası. Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın ara transfer döneminde Patrick Van Aanholt'la vedalaşmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu nedenle öncelikli olarak savunmanın soluna takviye yapmaya hazırlanan Galatasaray'da yönetimin Emre Taşdemir ve Kazımcan Karataş'ın yer aldığı bölgeye yabancı bir oyuncu daha transfer edeceği öğrenildi. Galatasaray'ın transfer listesinin başında ise Omar Campos var. Sezon başında da Sarı Kırmızılıların transfer hedeflerinden biri olan Meksikalı futbolcunun yeniden gündeme geldiği belirtildi.
TRT Spor'un haberine göre teknik direktör Okan Buruk da Campos'u kadrosunda görmeyi çok istiyor. 20 yaşındaki futbolcu Meksika Ligi ekiplerinden Santos Laguna'da forma giyiyor ve güncel piyasa değeri 5 milyon euro. Santos Laguna'nın altyapısına yetişen 20 yaşındaki sol bek Campos'un takımıyla olan sözleşmesi ise 2025 yılında sona erecek. Galatasaray'dan Eden Hazard bombası. Bu sezon önemli isimleri kadrosuna katan Galatasaray yıldız transferlerine doymuyor. İddiaya göre bu sezon şampiyonluk için kesenin ağzını açan Galatasaray yönetimi yaz aylarında zorlayıp alamadığı Eden Hazard'ı Ocak ayında alarak dünya çapında ses getirmeyi planlıyor. Menajerler son olarak Real Madrid'in gözden çıkardığı Belçikalı hücumcuyu yönetimin önüne getirmiş ve maliyet araştırması yapan Sarı Kırmızılılar Hazard için İspanyol devinin kapısını çalmıştı. Oyuncunun maaşının bir bölümünü biz karşılayalım teklifi geri çevrilen Sarı Kırmızılılar Real Madrid'e Ocak ayı için oyuncunun maaşının büyük kısmını karşılamayı önerecek. ...2019'da 115 milyon euro bonservis bedeli ödediği Hazard'dan bir türlü istediği verimi alamayan Real Madrid, Hazard'ı uzun süredir müşteri arıyor. Ancak yıllık maaşı nedeniyle Belçikalı oyuncuya talip bulamıyordu. Galatasaray, Hazard'ın maaşının 5 milyon euroluk kısmını ödeyerek Real Madrid'den almak istiyor. Sarı Kırmızılılar da transfer için Hazard'ın Belçika milli takımından arkadaşı Mertens'in devreye alınması da gündemde. Mertens'in yakın arkadaşı olan Hazard'ı ikna etmek için Galatasaray kulübünün hedeflerini ve yapısını aktaracağı öğrenildi. Galatasaray'dan İlkay Gündoğan bombası. Bu sezon oldukça çeşitli ve yıldızlarla dolu süper güçlü bir kadro kuran Sarı Kırmızılılar bir bomba da patlatmak istiyor. Aslanın hedefinde ise Manchester City'nin deneyimli futbolcusu İlkay Gündoğan var. Cimbom 32 yaşındaki futbolcu için sezon başında da devreye girmişti. Ancak bir sonuç alınamamıştı. Hasan bu kez sezon sonunda sözleşmesi bitecek olması nedeniyle İlkay Gündoğan transferini tamamlamak istiyor. Öte yandan kulübü Manchester City'de deneyimli oyuncuyu gözden çıkarmış durumda. İngiliz basınından Manchester Evening News'un haberine göre Manchester City İlkay'ın alternatifini şimdiden belirledi. Haberin detayında mavilerin Real Madrid'le sözleşmesi sona erecek olan Toni Kroos'la mukavele imzalamak istediği ifadeleri yer aldı. 2014 yılından bu yana İspanyol devinde top koşturan Kroos, Ocak ayında City ile görüşmelere başlayacak. City'nin 32 yaşındaki futbolcuya maaş olarak 13-14 milyon euro teklif edeceği öğrenildi. Galatasaray ise anlaşmanın gerçekleşmesi durumunda İlkay Gündoğan için girişimlerini hızlandıracak ve Türk asıllı Alman oyuncuyla sözleşme imzalamaya çalışacak.